zannediyorum. Evet, futbolistin tercihi bu yüzden BBL'de savunmada başlıyor. İkili Aslan Başa Doğu'dan geldi. Orta kısımda Kışınır Aslan Başa Doğu. Birer kill daha. Futbolist kill bulabilecek mi ekibi? Rakibini düşürdü. Asayt'a girecekler. Burada plant alabilme imkanı var. Takım arkadaşına bu planti bıraktı Kivi ve diğer bütün oyuncuları ortada yakında bekliyor. Kivi'nin buraya kadar gelmesi BBL için bir sürpriz değil. Onu beklediler ve 1v4'te Pova var. Görüş sağlıyorum. Çok hızlı geldi o ilk 3 kill. Ardından round'a artık çok yakın. Çıkacak Moj birazdan, 20 saniye tarihi var. Bunu kurmak ister mi? Aslan Başadov hemen solda. Kalabalık bir şekilde şimdi çıkılacak. Moj ilk kill almış. Yalnız ama Aslan Başadov sadece içerisinde. Aman kimsenin geçmesine. Power'a yakında bekliyor. Elinde bir Spectre var. Bu mesafeyi sağlamak istiyor Power'a. Rakibini gördü. Bir headshot var Power'dan ama karşısındaki bir çıkacak. Kaçmayı başardı Power'a. Bu onun adına iyi bir haber ve pazarda yardım alabileceği bir Kuşner var. İçeriye bir dash geldi gibiden. Kuşner da dışı atacak. Birebir değişim ve Power da yakalandı. Futbolist istediğini buradan almış oluyor. Her ne kadar Aslan Maşidov yerge kaynağı kullansa da bu biraz geç geldi arkadaşları için. Yine 3v4. Elde bir rifle var Aslan Maşidov'da. Henüz round sona ermiş değil. 47 canda Mr. Falling, 46 canda da Moj var. Gidecek olan ok Muş tarafından. Bakalım info verecek mi? Veriyor net bir şekilde. Nerede olduğunu Pova'nın tespit ettiler. Pova'ya yardım gider mi? Bir flash pick Aslan Maşidov. O flashla içeri girecek Pova. Yeri belli, üstüne doğru gelenler var. Pova buna rağmen bir kill çıkardı ki bu çıkmamalıydı belki de BBL için. Şimdi round'un kazanılması çok zora girecek. Üstelik okla birlikte Aslan'ın yeri açığa çıkıyor. Imgelel agresif. Imgelel'i burada bakalım bekleyecek mi Pova yakında? Imgelel kurusunu koydu. Pova çıkacak ama Pova hazırlıksız. Bir ucu daha var main'de. Aslan Maşidov kısayı tutmaya çalışıyor sadece. 27 canı kaldı. Main'e bir baskı kuracaklar. Imgelel orada yine Mr. Polis zorlamaya çalışıyor. Aslan düşebilir her an. Çok okula geldi ama hayır, bir kill daha çıkaracak Moj. Zaten polis adına kill çıkartabilen tek isim, ardından Para. Noktada artık birazcık daha Krax'ın Reyna'sı. Duelist performansı olarak belirleyici gibi bir eko yok. Polis ekibinde. O yüzden bu round oldukça kritik. Baskıyı devam ettirmeye çalışıyorlar. Kushiner. Gelen keşif oku. Onu görmüyor Kushiner. Doğru zamanlamayı tutturdu. Mr. Fallen'in 68 canı var. Mujin 30 canı bırakıldı. Kuşner'ı başka bir vuruşa imza atamayacak. Şimdi yine gelen killer. Durmuyor. 2 kill daha Kuşner'dan aim diye Lel Krax'ı yakalamış. Kuşner operatörle çok rahat. Dash yeteneklerini. Ezri veren taraf kendileri oldu. Yakalanan Krax. Bu arada yavaş yavaş killleri toplayan BBL. Onlar da 5. roundlarına uzanacaklar mı Kiwi? Kiwi'den bir cevap var. Bu arada ultisi arkadaşlarıyla birlikte bir oyun yapabilirler mi? Geliyorlar. Muj var. Kuşner işaretlendi. Bu biraz sıkıntı Kuşner için. Kivi burayı uçabilir mi? Bıçakları var. Mr. Folly'nin wallbanglerle yakaladı ardından Pova. Muj'u düşürdü. Burada bir çıkar yol bulmuş olabilir. Futbolist bu roundu kazanmak için. Kivi'nin ulti kili durumu 3 ve 4 yapmıştı. Ardından 2 kişilik VSI'de drone'la çok güzel bir şekilde girdiler. 2 tane de şerif kili gördük. Aslan Maşidov arkadan gelecek. Aim DL'lerle birlikte ve bunu öğrenebilecek herhangi bir yeteneği var mı şu an futbolistin? Mr. Folly'nin oku var. Bu ok şimdi gidecek ve oka göstermek istemiyor zannediyorum BBL oyuncuları. Şok oku da atılıyor ama oyuncuların geldiği yöne doğru değil. Bir flash bırakacak imgeler. Aynı zamanda Sova ultisi geliyor ki bu BBL'i zorlayacaktır. Kime imgeleli yakaladı. Aslan Maşidov da ulti tarafından tagleniyor. Artık Aslan'ın da buradaki tek gayesi herhalde futbolist oyuncularının round sona erken hayatta kalmaması olacak. Bunu sağlamaya çalışacaktır. Bu tonda bekliyor. Üzerine doğru 3 kişi gelecek Aslan'ın. Aslan 3'ünü de fark etti ama onun için bir boşluk yaratması gerekecek gibi. Krax ultiyi açtı. Reyna ile birlikte şimdi yine B'ye gidiliyor ve BBL B'de tek başına Power'ı bırakmıştı. Taret Kiwi'yi düşürdü bu. Şaka olsa gerek Kiwi için. Beklenmedik bir kill. Power'ın yeri belli. Ateş ediyor. Çok fazla canını bırakmadılar. 4v5 iken bu durum tabii ki futbolist ekibi yani çok fazla dirençle karşılaşmayacak. Neden karşılaşmayacak? BBL'de 4 tane ulti var. Ve şimdi Moş da kill çıkarmak zorunda gibi. İlk kill'i çıkardı fakat sadece 3 canı var. Rakibin üstüne doğru gidiyor. Atılan bir şok, arkalı önlü gelecekler. Moş'un üstüne Aslan Başı da onu düşürdü. Şimdi de Kushner hamle yapmaya başlayacak. Geçişteki oyuncuyu gördü galiba. Tünelde net bir info. Aynı zamanda bir yer gökayna. Özellikle Krax'ın yer gökaynının arkasında kalması. Büyük sıkıntı Aslan Başı Adam. Buradakini çıkardı. Power Krax'ı yakalarken son kalan oyuncu Mr. Folin ve bu kadar. A'ya doğru oyunu kıracaklar ama dediğin gibi Kiwi. Bu arada Moş ilk düşen isim oldu. Futbolist adına Kushner'da smoke'dan çıkacak. Aman
bomba Shadow. Popeye'la birlikte Mr. Fallen bir de üzerine 3. oyuncu Krax'ı yakın mesafeden buldu. Çok güzel bir zamanlama. Aslanma Shadow yine iyi oyunlarına devam ediyor. Kibi. Kibi bu arada round bitmedi dedi ama şimdi 3'e 1 oynayacak. Yani Spike alıp site'a gitmesi için çok fazla suda direkt operatörü alıp buradan kaçmak istiyor. Gayet mantıklı bir karar oldu. Muhakkak tabii ki site'ler değiştiğinde futbolistin daha farklı oyunlarını göreceğiz. Belki de aradaki round farkı kapanacak. Ama bazı şeyler için çok geç olmadan artık round kazanmaları lazım. Yine bir A oyunu gelecek gibi gözüküyor bu arada. Kiwi ultisini açtı ilk denemesi. Q-Shinner'dan geldi. Onu da biraz geriye doğru ittirdiler. Bu arada bir oyuncu B'den açıldı, arkadan geliyor. Her şeyi biliyorlar. Bakıp bulabilir mi bilmiyorum. Her şeyi biliyorlar. Yani şu an BBL ekibinin bu round'u kazanamaması için futbolistten birisinin çok iyi bir oyun oynaması lazım ya da BBL'den basit bir hata gelmesi lazım. Özellikle Q-Shinner nasıl geçirecek aslan? Sadece smoke taradı ve 3 tane kill buldu aslan Mojodov. Futbolist yine bir kabusa uyanıyor. Kimi bu durumu toparlamaya çalışacak. Moş kaldı son olarak 53 saniye. Arkasında bir rakibi var. Onun üstüne gidiyor Moş. Burada Paro'yu yakalayamayacak çünkü Paro yakın mesafeye kadar. Gelir mi 5 gelir mi diye hesap yapılırken şimdi artık 3 mü diye. Bu arada Q-Shinner'dan kolay bir atıştı ama oradan bir miss yalnız. Paura şimdi baskı kuracaklar. Paura smoke içerisinden çıkabilecek mi? Moj yakalamış. Q-Shinner onu oturdu. Smoke arkasında bir kill'di Q-Shinner'dan. Şimdi aslan geldi pazar bölgesinde. Krakson'u yakalıyor. İyiyim diyeler. İki oyuncu karşısında. Reyna da orada durdu ve açılarını kontrol etti. Bu arada Pova'nın önüne çıkacaklar. Krax smoke içerisindeki oyuncunun farkında Pova. İlgili çıkarmış ardından ki bir burada uğraştı dediğinde bir başka kill daha buldu. Krax yakalanırken Muş geçmeye çalışacak ama gibi herkesi düşürüyor. Kalan son oyuncu Muş. Üstüne doğru gelen yetenekler var. Kapı açılırken ayağına doğru. Tabii ki Pova da infoyu aldı. Bu A hücumu değil. Bu bir B hücumu. Taret şimdi. Kontakta bir drone var. Moj yakın mesafe. İlk kill alabilecek mi? Hayır, wallbankler var. Mr. Fallen Odin'i iyi kullanamadı ilk etapta. Moj kill'i çıkarmayı başarmış ama takas gelecek. Mr. Fallen üstüne gidiyorlar, hazır değil. 2 ve 3'te Krax da yakalandı. Ve artık tek başına Pova. Son 7 saniye. Buradan round'u kazanması imkansız değil ama zor. Canı azalan oyuncular var. Onlardan bir tanesini yakalayabilecek mi? Moj infoyu aldı. Yeşildeki oyuncu fark edilebilecek mi? Wallbankler sıkıntı yaratabilir Moj için. Dikkat etmesi lazım. Pova'nın arkasından dolaşmayı tercih etmedi aslan. Özellikle arkadaşları iç çatışma yaşadıktan sonra pozisyonu aslana paslayabilirler. Aslan iyice açılıyor. Pova şimdi aslanı fark edecek. Biraz zorlandı aslan. A'ya birazdan A'ya girecekler ama rotasyon çok uzak kalabilir Pova. Aslan Maşedov'u yakalamış. Entry bu sefer futbolistten geldi. İndiyeler Pova smoke yakınında bu silahı almak istedi. İstediğini başardı Pova. AMD'ler reaksiyon göstermiyor. Geri çekilecek ve B tarafında Power entry aldı ama takas anında geldi Mr. Foreign'den. Ayrıca Muş bir ok bırakacak. Atılan bir tane drone var. Açığa çıkıyor yeri iki oyuncunun. Mr. Foreign'in silahı wallbankler için herhalde birazcık daha iyi. O kill alırken Q-Shinner takası aldı. Devamındaki ve geçen oyuncunun farkında. Site'i temizleyen Pova. Artık AMD'ler İki oyuncuyu bulmaya çalışacak ama arkadan gelen Kiwi'ye karşı nereye oynayacaklar? Kısa tarafında Moş burada yine Pova'yla oldukça yakın bir oyun içerisinde. Q-Shinner peak'e gelecek. Pova onu yakalamayı başardı. A'da MDL'ler var. Kısaya girecek başka bir oyuncu grubu. Moş burayı kontrol edecek mi? Bu kritik. Moş kontrol etmedi. Zorlandı belki ama Moş killeri çıkarmayı başarıyor. Aslan'a karşı harika bir vuruş. Bora kritik kurdu. Peak'e gelecek ama onu da Pova yakaladı. İki oyuncu kısada toplam 4. Bir drone var. Tünele atılan alarm bot duyuldu. Mr. Fallen tarafından kırıldı. Bu kritikti. Burada Mr. Fallen'in ultisini kullanır mı emin değilim. Jet'i tekledi. Ve olabildiğince bu ultiyi saklıyor. Mr. Fallen doğru anı kollayabilmek için. Şimdi hücum sobası da drone'unu çıkardı. Bir tecrit Moş tarafından nereye atılacak? Zannediyorum yeşile atılıyor. Site gerisinde iki oyuncu Q-Shinner hızla geldi buraya. Q-Shinner site'deki varlığından haberdarlar. Aynı zamanda bir ulti kullanıldı. Mr. Fallen tarafından Q-Shinner ilerleyecek. Mr. Fallen yakalandı. Tecrit tıkırdı. Q-Shinner çok iyi bir iş başarıyor. Arkadaşları bu sayede site'e hücum edebilecekler. Moş'u da yakaladı. Q-Shinner ıska geçti bu mermi. Deşini de kullanmıştı. Kivinin üstüne gitmeyecekler. B hücumu olmak üzere sanki. 35 saniye var. Bütün oyuncular B'ye yakın. Ve B'de kalan tek isim bu aşamada Mr. Fallen. Odin'le bu pozisyonda
Tek başına yakalanırsa arkadaşlarına da destek veremez, o da bunun farkında ve site'i boşaltmak zorunda kaldı. Mr. Fallen denemelerde bulunacak. Önüne doğru atılan bir nanosür. Mr. Fallen eriyor. Dikkat etmesi lazım. Çok kaldı orada. Yine şimdi bir tane Aslan Maşilov'un pazardaki pozisyonu açığa çıktı. İyi bir kill Aslan Maşilov'dan, bir başka fight daha. Aslan Maşilov Krax'la kaybetti bunu. Kiwi ilerleyecek. Bir dash. Burada ilerlemek için kullanıldı. Aynı zamanda yer gök ayna var. Kiwi operatörle kimseyi bulabilir mi? Kullanılan bir yer çekimi. Scope'taydı Kiwi. Dikkat etmeye çalışıyor. Tünelde ve pazarda bir oyuncudan işkileniyor şu anda Wings takımı. İçeride ilerleyecekler. BBL'de AMG'ler ilk kill'i çıkardı. İkinci kill'de kendisinden Mush yakalanıyor. Atılan bir flash var. Çok güzel döndü. Harika, olağanüstü bir spray transferle.